yapıyorduk. Açım umarım güzeldir. Çünkü neyin nasıl yapıldığını gerçekten unuttuğumu fark ettim. Yani unutmak değil ama böyle bir insanın normalde işte düzenli olarak video çektiği zaman gerçekten eli alışıyor. Yani kameraya hiç bakmadan bile işte bütün tuşlarını biliyorum ama ara verdiğim an sanki bütün ayarlarım benim ayarlarım, kamera ayarları değil. Hepsi yok oluyormuş gibi hissediyorum ama umarım kısa zaman içerisinde bu arayı kapatırız. Zaten bu videoyu çekmemin sebebi de bu aslında. Sizinle arayı kapatmak. Çünkü son 1-1,5 ayda video düzenim çok sarsıldı. Sizinle biraz iletişimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Gerçi Instagram'dan takip edenleriniz biraz daha neyin ne olduğunun ve nasıl geçtiğinin farkında. Eğer siz Instagram'dan takip etmiyorsanız bence şu an bunu yapmanın tam zamanı. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Öncesinde kahve yapmak istiyorum. Ne gerekiyor bunun için? Bir de şu defterle telefonumu da şuraya alayım. Not aldım. Çok boş konuşmamak için. Bu video gerçekten bir sohbet videosu olsun istiyorum. Bunun için burada varız. Eğer benimle geçireceğiniz böyle bir 15-20 dakikanız varsa ne mutlu bana. Kendime kahve yapıp geliyorum. Ah. Buradan oturup dışarıyı izlemek o kadar güzel ki herkes böyle koşturuyor. İşte montaj içerisinde ve sen elinde sıcacık oturuyorsun. I'm so glad it's Monday. Until the weekend. Kahve olsa da artık konuşsak biraz. Konuşacak çok şeyimiz biriktiği için çok mutluyum. Böyle şey gibi hissediyorum. Hani bir arkadaşınızla uzun zamandır görüşmezsiniz ama o yakın bir arkadaşınızdır ve buluştuğunuzda gerçekten çok fazla şey konuşacak olursunuz ya. Öyle hissediyorum. Siz de öyle hissetmiyor musunuz? Thursday, I'm so glad it's Thursday. Just one day until the weekend. One day until the weekend. Şu an artık tam anlamıyla hazırım. Henüz üstüme hiçbir şey dökmediğime göre bence bu videoyu bir an önce başlatabiliriz. Ne diyecektim? Hava zaten çok soğuk. Çok da vlog çekebileceğim bir durumda değilim gerçekten. Dışarısı inanılmaz soğuk. Yani bugün hatta gitmem gereken bir yere gitmedim. Hava çok soğuk olduğu için. Sadece böyle oturup mutfağımda sarı sarı giyinmiş bir şekilde eskisi gibi sizinle sohbet etmek istedim ve aynı zamanda da işte bu 1,5-2 ayda neler yaşadım, neler oldu onları paylaşmak istedim. Geri dönelim. Ne zamandan beri video düzenim çok ne zamandan beri video düzenim çok sarsıldı? Sanırım ki Kasım sonu, Aralık başıydı. Hatta Kasım ortası bile... Kasım ortası galiba. Şu an en sevmediğim şey oldu ve bataryayı değiştirince kameranın açısı. Gerçekten yani... Okey, bence iyiyiz şu an değil mi? Bence bir tık yamuk olabilir ama daha fazla uğraşmayacağım. Zaten her yerimi vurdum. Şimdi öncelikle bizim böyle bir Kasım'a falan dönmemiz gerekiyor. Kasım ayında arkadaşım bize köpeğini bırakmıştı. Daha önce vloglardan görmüşsünüzdür. Bir King Charles. Dünyanın en tatlı köpeği. Ice bozulmasın. Ama gerçekten böyle kendini insan sanan, inanılmaz zeki, çok güzel bir köpek. Neden bunları bu şekilde anlattım bilmiyorum ama köpeklere karşı inanılmaz yükseliyorum. Neyse zaten zaman zaman bize bırakıyordu onu. Biz de çok seviyoruz. Hiçbir zorluğu da yok bize. Fakat Kasım sonu gibi herhalde, Kasım ortalarında yüzümde alerji çıkmaya başladı ve zaten hani hayatım boyunca hep alerjiyle yaşadığım için ve egzamayla savaştığım için böyle dedim ki herhalde öyle bir şey dönemsel bir şeydir, geçecektir diye düşündüm. Fakat İlk defa böyle göz kenarlarımda, göz çevremde çıkmaya başladı. Belli dönemlerde böyle kullandığım ilaçlar var, kremler var. Hani onları sürüyorum, kullanıyorum ama hiçbir şekilde etki etmiyor ve sadece günden güne kötüleşmeye başladı. Tabii ki de ısrarla doktora gitmedim. Hani niye gideyim ki, değil mi? Nasıl olsa geçer, nasıl olsa. Fakat öyle olmadı ve gerçekten günden güne gözlerim şişmeye devam etti. En son tam o zaman böyle burada şükran günüydü ve hiçbir yer çalışmıyordu. Artık hani acilen dedim bir doktora gitmem gerekiyor. Zar zor bir şekilde randevu bulduk, açık bir yer bulduk. Benim bir de sigortam her yerde geçmiyor burada ve bir alerji uzmanına gittik. İşte bana alerji testleri yapıldı vesaire, kan tahlilleri. Çünkü gittiğimde şu durumdaydım. Ya gerçekten artık böyle tahammül edemeyeceğim kadar şiştiğini düşünmüştüm ama meğersem daha sonrasında daha da kötü olacakmış. Test sonucunda köpeğe alerjim olduğu çıktı ve ya böyle şey oturuyorum orada diyorum ki yani değildir ya falan yapıyorum böyle. Adam diyor ki yani
bilim hani. Çünkü bilmiyorum, biliyor musunuz? İllaki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum eğer uzun zamandır takip ediyorsanız. Bir de böyle bir laf vardır ya, eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız. Ama öyle. Ben köpekle büyüdüm. Ice adında çok tatlı bir husky'm var. Yani annemlerle kalıyor tabii ki de şu an. Ve 10 yıl boyunca biz aynı evde yaşadık. Sonuç olarak hiçbir zaman böyle bir şeyim yoktu. Onu geçtim, Tosha bize birkaç ay önce gelmişti, böyle bir şeyim yoktu. Ama bir anda bir patlak verdi vücudum ve delicesine bir alerji başladı. Doktor bunun her yaşta çıkabileceğini söyledi. Alerji doğduğumuz bir şey değilmiş, geliştirdiğimiz bir şeymiş zamanla. Ve neyse işte bir ilaç kullanmaya başladım. O benim bu göz şişliğimi vesaire indirdi. Çünkü arkadaşım da bu arada yurt dışında o an ve hani köpeği bir yere veremiyorum. Köpek bizimle kalmaya devam ediyor. İlaç bittiği an alerji geri geldi. Ve ya böyle artık tatsızlaşmaya başladığını tahmin edebiliyorsunuzdur. O sırada zaten böyle video düzenim kaydı. Artık hani böyle keyfim kalmıyor. Yüzüme hiçbir şey süremediğimi geçtim. Böyle dışarıda bile kendimi çok rahat hissetmemeye başladım. Çünkü yani yüzüm o halde dolaşıyorum. Kaşınıyor, canım acıyor kaşıdıkça artık. İşte gözüm iyi hissetmiyor kendisini vesaire. Neyse. Sonuç olarak arkadaşım geri geldi ve köpeği aldı bizden. Benim alerjim o sırada devam ediyordu. Sonra bana dedi ki, bağımlılara gitmek ister misin? Ben de hani hiç öyle bir planım yoktu. Tam o sırada okulum bitecekti artık. Böyle işte son sınavlar vesaire. Benim de egzamam her deniz Z'ye gittiğimde geçiyor yani, eğer o dönem varsa. Hatta yazın işte gerçekten yine böyle kafamda vardı ve kötüydü. Beni çok rahatsız ediyordu. Aysen'le İzmir'e gittik, Alaçatı'ya ve geçti. Ve çok iyi geldi bana denize girmek ve 3 gün gitmemize rağmen gerçekten çok iyi geldi. Ben de dedim ki bağımlılar buradan yakın, güzel bir fikir olabilir belki. Belki gerçekten iyi gelir cildime. Ve ben de dedim ki neden olmasın. Tosha'yı biz Kerem'e bıraktık. Onlar erkek erkeğe burada kaldı. Biz de Bağmalar'a gittik 3 gün. Vlog çekmeyi çok istedim. Fakat gerçekten iyi hissetmediğim bir dönemdi. Yüzüm çok kötü, gözlerim şiş. Yani sadece dedim ki bir an önce iyileşeyim. Ve o an böyle şeyi de düşündüm. Yani sağlığın değerini o kadar bilmiyoruz ki. Yani hiç fark etmiyoruz. Sağlıklıyken, işte başımız ağrımıyorken, bir yerimiz ağrımıyorken, cildimiz düzgünken buna değer vermiyoruz. Çünkü bu zaten olan bir şeymiş geliyor. Zaten olan bir şeymiş gibi geliyor. Zaten sıradan bir şeymiş gibi geliyor. Fakat bunu kaybettiğimiz an ya da buna böyle en ufak bir zarar geldiği an bir anda telaşlanmaya başlıyoruz ve işte hani şu geçsin yeter. Yeter ki geçsin, başka bir şey istemiyoruz moduna giriyoruz. Bu da çok güzel bir ders oldu aslında. Neyse, sonuç olarak biz Bağmalar'a gittik ve sadece ilk gün hava güzeldi ne yazık ki. Onu da denize girdik. Fakat sonrasındaki 2,5-3 gün hava çok kötüydü. Bayağı böyle fırtına vardı yani. Bütün hatta plajdan her şeyi kaldırmak zorunda kaldılar. Ben vlog çekmeye başladım. Bir şeyler çektim. Ama artık gittiğimde gerçekten kendimi o kadar kötü hissediyordum ki yüzüm konusunda. Çekmeyi bıraktım o dönemde. Bu da böyle oldu. Başka neler? Yani köpek konusunda şöyle üzgünüm. Gerçekten köpekle büyümüş biri olarak, köpekleri inanılmaz seven biri olarak adam dediğim doktor. Doktor bana diyor ki mümkün olduğunca temas etmemeye çalış diyor. Ve böyle yani şey diyorum, peki bir ilaç kullansam sürekli, öyle köpek alsak, çünkü biz ileride köpek sahiplenmek istiyoruz. İşte yok mu bir ilacı, yok mu bir aşısı falan diyorum. Yani diyor, kendini gerçekten bu hale tekrar getirmek istiyorsan tabii ki de evine köpek alabilirsin diyor. Ama onun dışında mümkün olduğunca temas etmemen, aynı ortamda bulunmaman gerekiyor dedi. Ya çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü ne bileyim, ben ne kendimi ileride, ne işte olursa bir gün çocuğumu ileride köpeksiz düşünemiyorum. Bence insanın hayatında çok şey değiştiriyor. Ama bakacağız. Bu arada işte çok duymuştum, böyle aşılar var vesaire. Onu da sordum. İşte belli aralıklarla hayvan sahiplerine yapılan, alerjisi olan hayvan sahiplerine yapılan aşılar. Fakat şunu söyledi. Meğersem birincisi köpekler için kanıtlanan bir aşı yokmuş. Kediler için varmış sadece. O da hiç kimse de böyle hani tedavi etmiyor o durumu. Sadece hafifletiyormuş. O da herkeste o uyuşmuyormuş. Yani herkeste hafifletecek diye bir garanti bile yokmuş. Ve bu bir tek neredeyse
6 ay ile 12 ay arasında aşı olduktan sonra belirlenebiliyormuş falan filan. Yani kısacası riskli dedi. Neyse, bu konuyu kenara bırakıyorum. O dönemden aslında biraz videolarım sarkmaya başladı. Ondan sonra yeni yıla geldik. Yeni yılda Elvin ile Bülent geldi bize. O konuda diyeceğim çok şey var. Eğer izliyorsanız Elvin ve Bülent, gerçekten hala, yani neredeyse bir ay olacak onlar gideli, ama hala böyle Kerem'le her akşam oturup ya da her bir yere gittiğimizde şey oluyoruz. İşte keşke Elvin'le Bülent de olsa, onlar da çok beğenirdi, onlar da çok gülerdi, onlar da çok severdi. Biz daha öncesinde hiç bu kadar zaman geçirmemiştik beraber. Zaten bu kadar zaman geçirebileceğimiz bir ortam olmadı hiçbir zaman. İstanbul'dayken işte biz Elvin'le birkaç kez aynı projede çalıştık. Ama hep hani maksimum kahve içmişizdir beraber ve öyle işte biraz sohbet etmişizdir. Onun için böyle biz en son İstanbul'a gittiğimizde yazın, düşünün daha, böyle bir muhabbet çıktı. Hani hadi gelin, hadi gelelim vesaire. Ve o zamandan beri böyle sürekli faslaşıyoruz. Hani ne oldu, gelmiyor musunuz? Ne oldu, hani neredesiniz? Biletinizi almadınız mı daha vesaire. Sonra bir anda ciddiye bindi iş. Ve o kadar iyi oldu ki, yani bize gerçekten o kadar iyi geldiler ki. Hatta ilk başta böyle, yani yalan değil, hani bir tereddütteydik sonuçta. Bu kadar zaman geçirmedik hiçbir zaman, acaba nasıl olur diye. İşte 7-24 beraber olacağız. Bizde kaldılar çünkü bir de. O kadar keyifli bir zaman geçirdik ki ve böyle bize de tatil gibi oldu. Evde kaldığımız halde, yani bir yere gitmediğimiz halde. Gerçi yeni yılda bir yere gittik ama çok keyifliydi ve böyle hani yakın ve güzel bir arkadaşlığın başlamış olması da ikimize de, Kerem ne de bana da böyle çok mutluluk veriyor. Onu da özellikle buraya not almışım bundan bahsettiği. Çünkü bilmiyorum, çok çok güzel hissettiriyor işte seni anlayan ve senin anladığın insanlarla bir arada olmak. Aynı şeylere gülmek, aynı şeylerden zevk almak. Bunlar gerçekten çok değerli ve keyifli şeyler. Her zaman olmuyor, her zaman bulunmuyor. Evimiz o kadar komik bir haldeydi ki, yani o zaman dediğim gibi alerjim yok, onlar geldiğinde hala yüzümde böyle izler vardı. Onun için hani çok fazla vlog çekemedim. Keşke daha çok bu anları ölümsüzleştirebilseydim, ama bir yandan da iyi oldu. Böyle yani offline bir şekilde vakit geçirdik. Ama ev o kadar komik bir haldeydi ki, şimdi evimiz çok küçük ve biz şişme yatak aldık onlar gelecek diye. Ve evimiz sadece bir yatağa döndü. Çünkü o yatağa koyduğumuzda bütün salon kaplandı. Salon bitti. Ama çok güzeldi. Böyle her akşam işte oturup o çayı içtikten sonra o yatağa şişirmelerimiz, işte yatağa gidene kadar, uyuyana kadar böyle gülmeler, espri yapmalar vesaire. Keyifli zamandı. Onun için bir an önce tekrar gelsinler ve görüşelim diye gerçekten sabırsızlıkla ayağım kaydı. Bekliyoruz. Gerçi Kerem şu an orada bu arada. Öyle de bir gerçek var. Kerem İstanbul'a gittiği için 2 gündür yaklaşık olarak orada. Hatta 1,5. Galiba ondan da bu kadar konuşmayı özledim birileriyle. Böyle. Umarım ben size çok keyifli vakit geçirim. Yani geçirsinler tabii ki de, ama yine de benle de geçirsinler. Bu arada yeni yılda kaldığımız ev o kadar güzeldi ki, biz daha önceden orada Kerem'le kalmıştık. Belki hatırlayanlarınız vardır. Öylesine bir iki günlüğüne gitmiştik bir dağ evi. Biz böyle yerlere gittiğimizde bu arada genellikle, yani genellikle değil aslında, hep Airbnb'den tutuyoruz. Linkini aşağı bırakacağım. Eğer o linkten kaydolursanız bir sonraki seyahatinizde indirim kazanıyorsunuz. Onun için mutlaka açıklama kutusuna bakın. Evimiz çok tatlıydı. Barbekü yaptık, sucuk ekmek yaptık, köfte ekmek yaptık, şömine yaktık. Neyi başka not almışım? Ritme geri girme demişim. Herhalde bundan bahsediyorum. Yani bir yandan da şöyle bir şey oldu. O tatil modundan ve o hastalık modundan çıkamadım ben. Kerem de aslında öyle, aynı şekilde. Çok fazla böyle İşe tutunamadım çünkü okul çok yormuştu son dönemlerde, video çok yormuştu. Hepsi bir arada, o sorumluluk ve o bir an önce hani her şeyi yoluna koyayım duygusu. Nam gerçekten o kadar yorulmuştum ki, belki de ondan bağışıklığım düştü ve alerjim başladı, bilmiyorum. Belki de çok alakasız bir şey söylüyorum ama bence olabilir. Pek böyle iş ritmine geri dönemedim. Yani ben de farkındayım ama onun için Ocak ayını, yani neredeyse gerçekten hiçbir şey yapmayarak geçirdim ve bununla gurur duyuyorum. Dinlenmeyi, hiçbir şey yapmamayı özlemişim. Dinlenmeyi de bu arada bilmek gerekiyormuş, onu da fark ettim. Çünkü belli bir ritme girdikten sonra yani insan duramıyor, nefes alamıyor ve sanki
en ufak böyle bir şey yapmadığı anlarda suçluluk duygusu hissediyor. Bu konu hakkında gerçekten koskoca yeni bir video çekmek istiyorum. Söyleyeceğim çok şey var. Ve okul başlıyor. 6. maddem. Okul başlıyor. 4-5 gün sonra, bugün Perşembe, Salı günü artık derslerim başlıyor. En heyecanlı olduğum şey bu okul konusunda genel olarak. Cuma günleri seçmeli Fransızca dersi aldım. En ufak bir bilgim yok Fransızcaya dair. Sadece dinlemeyi inanılmaz seviyorum. Bana aşırı güzel, aşırı seksi bir dilmiş gibi geliyor. Çok zor olduğunu biliyorum. Fransızca bilen takipçilerim her bunu paylaştığımda hep şey dedi. Çok zor, çok zor. Tamam biliyorum çok zor ama en ufak böyle birazcık bile bir şey öğrensem bence çok keyif duyacağım bundan. En azından öyle düşünüyorum. Eğer bu dönem zaten iyi giderse Fransızca şeyim, nedir onun adı, hikayem. Bir sonraki dönemde Fransızca 2 almayı düşünüyorum. Bakacağız. Okulun başlamasıyla beraber bu arada ajandaya tekrar geri döndüm. Çünkü yaklaşık 2 aydır ajanda da kullanmıyordum. Ajanda hayatınızı inanılmaz düzene sokan bir şey arkadaşlar. Evet, telefonlarımız var. Bilmiyorum var mı aranızda işte bilgisayarda ya da telefonda işte ajanda tutan. Ben beceremiyorum. Benim gerçekten bazı şeyleri yazıyor olmam gerekiyor. Kağıda, kaleme ihtiyacım var. Biraz o konuda eski kafalıyım. Sticker seviyorum ajandada kullanmayı. Wipes'ın stickerleri var. Ajanda stickerleri. Eğer bilmiyorsanız onu da linkini aşağı bırakırım. Ajanda linki de aşağı bırakırım. Yani bence gerçekten ajanda çok 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 gerekli bir şey. Ne yazacağım ki diyorsunuz ama öyle olmuyor. En ufak, o konuda da bence bir video çekmem gerekiyor. Şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela diyelim ki işte birini aramanız gerekiyor ertesi gün. İşte bir paketi kargodan almanız gerekiyor. Ya böyle aslında gerçekten çok basit olan şeylerde bile ya da bir sınava çalışmanız gerekiyor. Birine bir şey vermeniz gerekiyor. Onları hep aklınızda tuttuğunuz zaman aslında üretkenliğinizi azalttığınızı düşünüyorum. Yani kendi adıma da bunu söylüyorum. Çünkü değerli yeri kaplayan değersiz şeylerle aklınızı meşgul ediyorsunuz ve onları kağıda döktüğünüz zaman, onları bir yere not aldığınız zaman aslında aklınız rahatlıyor ve daha gerçekten ilginizi ve dikkatinizi isteyecek olan şeylere yoğunlaşmış oluyorsunuz. Böyle düşünün eğer ajanda kullanmıyorsanız. Yani bütün en ufak bir şeyleri bile ben yazmayı seviyorum ki aklımda yer edinmesin. Çünkü onu hatırlamak için kullandığım eforu başka bir şeye sarf etmeyi tercih ediyorum. Spora başladım. Evet, bu yılla alakalı. Bunu geçen yıl da söylüyordum. Geçen yıl böyle kendime bir liste çıkarmıştım. Bu yıl şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, şunu yapacağım vesaire. Ve sen o listeyi yaptığın zaman işte haftaya başlayacağım, bir sonraki aya başlayacağım her dediğin zaman aslında şahsen ben başlamıyorum hiçbirine. Fakat dedim ki bir akşam, evet spora başlamayı istiyorum. Peki neyi bekliyorum? Hiçbir fikrim yok aslında neyi beklediğime dair. Hep böyle daha iyi bir zaman beklediğimi fark ettim. Ve o an direkt ertesi gün sabah gitmek üzere spora yazıldım. Kickboxing'e ve spinning derslerine yazıldım. Şöyle, kickboxing özel ders almıyorum. Grup dersleri. Değişik bir tecrübe. Güzeldi. İlk 3 derse gittim. Hoşuma gittiği için bir 10 derslik daha paket aldım. Neyse, bir de soul cycle denilen bir şey var. Ya aslında spinning dersleri böyle işte ışıklar kapanıyor delicesine bir müzikle, herkes böyle bisiklete biniyor. Onun dışında stretching denemek istiyorum. Bu arada şu an her yerden böyle deneme paketleri alıp hoşuma giden şeyi bulmaya çalışıyorum. Kickboxing fena değil. Gerçekten güzel ve böyle çok, ya gerçekten her yerim ağrıyor çıktıktan sonra. Hoşuma gidiyor. Dans düşünüyorum. Bilmiyorum. Henüz ona karar vermiş değilim. Ve belki günün sonunda fitness'a gitmek istiyorum. Ama o da henüz böyle sadece plan. Yani şimdilik bu kickboxing'i aksatmasam bana yetecek. 9. maddemi söyleyip söylememek arasında çok kararsızım. Daha doğrusu bu bir soru aslında. Çok hızlı bir geçiş yaptım şu an ama TikTok hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ilk başta böyle aşırı uzaktım konuya, inanılmaz uzaktım. Hala konuya uzağım biraz, yani en ufak bir fikrim yok neler döndüğüyle alakalı. Çünkü bambaşka bir dünya olduğunu fark ettim. Ama biraz biraz bakmaya başladıkça yani soruyor bu insanı falan da diyorum. TikTok seviyor musunuz? Eğer cesaret edip TikTok hesabı açsam beni oradan takip eder misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. 10. muhtemelen yine çok da gerekli olmayan maddem. Tırnaklarımı çıkardım. Jel tırnaklarım vardı yazdan beri. Bayağı çok uzun aylardır.
Daha önce de ben defalarca jel tırnak yaptırdım, çıkardım. Her seferinde çıkarttırıyor olmak. Bir dakika. Çok ısınınca kendini kapatıyor. Jel tırnak yaptırırken dünyanın en güzel şeyi, fakat çıkarttırırken biraz ağlatıyor. Yani çünkü tırnaklarınız çok incelmiş oluyor. Fakat ben bunu bile bile yaptırdım. Benim tırnaklarım normalde çok güçsüz tırnaklar olduğu için jel yaptırıyorken gerçekten kırılmıyor, etmiyor ve 3-4 hafta böyle güzel bir ojeyle dolaşıyorsunuz. Ben karşı değilim. Bir tek işte çıkarttığınız zaman tırnağınız çok incelmiş oluyor ve çok hoş hissettirmediğini itiraf edebilirim. Fakat bir tırnak boyu uzadığı zaman aslında eski haline dönüyor bence. Bu da söyleyeceğim sanıyorum ki son şeydi. Buradaki en önemli konu bence alerji konusu. Böyle bir tecrübe yaşayan, evinde köpeği olan, başına böyle bir şey gelmiş olan biri varsa yorumunu bekliyorum. Çünkü gülümsüyorum ama gerçekten üzüldüğüm bir durum oldu. Arayı açmayalım. Bir sonraki hafta yeni bir videoyla görüşmek üzere. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey söyleyecekmişim gibi. Aslında önemli bir şey söyleyeceğim. 2019 hakkında videoyu henüz yapmadım ama tabii ki de yapacağım. Bu bizim geleneğimiz. 2015'ti yanılmıyor. Tam ilk o şekilde yaptığım video. 2015 kim oldu ki ben? 2018. Bu 5.'si olacak. Baya zamandır beraberiz arkadaşlar. Onun için tabii ki de onu es geçmeyeceğim. Fakat henüz başlamadığımı itiraf edebilirim. Ama kanalıma hani çok konuştuğum zaman delim dolanmaya başlıyor. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoları kaçırmamak için de zil işaretine basmayı unutmayın. Instagram'ımı da aşağıda bulabilirsiniz. Tamam, sizi seviyorum. Öpüyorum. Dediklerim hakkında artık ne dediğimi unuttum. Çok fazla şey söyledim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.